Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bulgur köftesi yapacağız. Yoğurtlu bulgur köftesi. İnanın çok lezzetli, harika bir yemek oluyor. Hemen bulgur köftesini hazırlama aşamasına geçelim arkadaşlar. Bir su bardağı köftelik bulgur üzerine bir su bardağı sıcak su döküyorum. 5 dakika bekletiyorum. Beklettiğim bulgurları suyunu içmiş olacak, şişecekler. Şöyle karıştırıyorum. Üzerine bir adet yumurta, kırmızı pul biber, tuz, göz ayarı atın arkadaşlar. Kimyon ve karabiber. Tüm bu malzemeleri şöyle elim ile iyice birbirine karıştırıyorum. Evet, bulgur köftesi yapıyoruz. İnanın çok lezzetli, harika bir yemek oluyor. Evet, iyice yoğurduk. Şimdi elimizi bir suda ıslatıyoruz. Şöyle fındık büyüklüğünde köfteler yapacağız. Bakın bu şekilde. Kolay yuvarlansın diye elimi ıslattım. Kabın içine de un sepeledim ve unun üzerine köfteleri atıyorum arkadaşlar. Bu şekilde tüm bulgurları hazırlayacağım. Bu şekilde yuvarlayıp yuvarlayıp tüm bulgurları köfte yapacağım. Evet, köfteleri hazırladım. Şöyle unun üzerinde sallıyorum ki hepsi unlansın. Bu unlar dağılmasını önleyecektir. Tenceremin içine biraz su koydum ve ocakta kaynadı. Biraz da tuz atıyorum. Kaynayan suyun içine hazırlamış olduğum bulgur köftesini bırakıyorum. Ocakta 5 dakika gibi bir zaman kaynadığı zaman zaten köftelerimiz pişmiş olacaktır arkadaşlar. Daha sonra suyunu süzeceğiz. Evet, köftelerimiz pişti. Suyunu süzdük. Şimdi ne yapıyoruz? Kabın içine biraz yoğurt koydum ve sarımsak doğruyorum. Çok az da tuz ilave ettim. Karışımı köftelerin üzerine döküyorum. Sarımsaklı yoğurdu köftelerin üzerine döktüm. Şimdi sıra geldi sosunu hazırlamaya. Evet, sos hazırlayacağız üzerine. Şöyle bir miktar sıvı yağ tavamın içine döküyorum. Biraz da kırmızı pul biber. Pul biberiniz yoksa domates sosu da yapabilirsiniz. Şöyle üzerine kaşık ile gezdiriyorum. İnanın harika bir köfte oldu. Ramazan'da da bu köfteyi hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Yapıp derin dondurucuya saklayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi muhteşem köfteler hazırladık. Umarım sizler için hazırlamış olduğum bulgur köftesi tarifimi beğenmişsinizdir. Yoğurtlu ve soslu olarak hazırladım. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna, kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Şöyle yoğurdu iyice karıştıralım içine. Sosla birlikte bakın tabağa koydum. Muhteşem görünüyor. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.